24 ekranlarından bir kez daha merhabalar. Nur Köşker ben, kahve molası ile karşınızdayız. Ekonomide neler olup bittiğine bakacağız hep birlikte. Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda ek bütçe sunumunu gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin mesajlarıyla başlayacağız. Enflasyonla mücadele sürecine dikkat çeken Nebati, geliri endeksli senet ihracatına yönelik yaptığı açıklamadaysa talebin çok olumlu olduğunu söyledi. Azalan dış finansman ihtiyacı ile birlikte enflasyon üzerindeki kur baskılarının düşeceği öngörüsünü paylaşan Nebati, küresel, bölgesel tüm olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye'de üretim, ihracat ve yatırımların güçlü bir şekilde arttığını belirtti. İstihdam piyasasındaki olumlu görünümün de devam ettiğini söyledi. 2022 yılının ikinci çeyreği ve sonrasına ilişkin öncü göstergelerin ılımlı bir iç talebe ve güçlü bir ihracata işaret ettiğini vurguladı Bakan Nebati. 90'lı yıllarda kronik bir sorun haline gelen enflasyonu iktidara geldiğimiz andan itibaren uyguladığımız ihtiyatlı politikalarla düşürdüğümüz gibi tekrar düşürmek için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Nebati, gelire endeksli senetlerin ihracatına ilişkin yaptığı açıklamadaysa talepler çok olumlu ifadesini kullandı. İçeride, piyasalarda bugün gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrilmiş durumda. Merkez faiz kararını saat 14'te açıklayacak, beklenti faizde değişikliğe gidilmeyeceği yönünde. Merkez Bankası bu yılın ilk 5 toplantısında faizi sabit bırakırken ekonomistler bankanın bu toplantıda da %14 olan politika faizini değiştirmeyeceğini tahmin ediyor. Faiz kararının yanında kurulun karar metninde vereceği mesajlar da piyasalar açısından önemli. Karar metninde yer alacak enflasyonla mücadele ve para politikasına ilişkin mesajların dikkatle takip edileceğini belirtelim. Bu arada ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin ortalaması da %14 seviyesinde diyelim ve faiz kararı öncesi piyasalardaki son durumu ekranlarınıza getirelim. Haydi gidelim piyasalara. Borsa İstanbul'la başlayacağız. Dün de 2500 bandından işlem görüyordu Borsa İstanbul. Bugün yine aynı seviyeden işlem gördüğünü görüyoruz. 2582 puanda Borsa İstanbul anlık bazda artıda %0,32'lik bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Borsa İstanbul'da, küresel borsalarda dalgalı bir seyir var. İçeride ise uzun bir süredir 2500 bandının işlem görüyor. Borsa İstanbul bir süre 2600 seviyesini test etti ancak bu aralar 2500'de tutunmaya çalışıyor diyebiliriz. Devam edelim, döviz cephesine bakalım. Döviz cephesinde dolar artıda, euro ekside. Dolar 17,36'dan işlem görüyor. %0,14'lük bir artış olduğunu görüyoruz. Dolarda, euroda ise tam tersi ekside 18,29'dan işlem görüyor. Euro TL paritesi %0,29'luk bir azalış olduğunu görüyoruz euroda. Devam edelim. Altın cephesine bakacağız şimdi de. Bütün tablonun ekside olduğunu görüyoruz. Ons altınla başlayalım. 1831 puandan işlem görüyor. Ons altın dün 1828 bandında hareket ediyordu. Dünden bugüne yükseldiğini ama anlık bazda düşüşte olduğunu görüyoruz. %0,32'lik bir azalış var ons altında. Cumhuriyet aynı şekilde ekside 6912'den işlem görüyor. %0,49'luk bir azalış görüyoruz Cumhuriyet altında. Çeyreğe bakalım hemen. Çeyrekte 1672'den işlem görüyor, %0,1'lik azalışla. Son olarak da gram altına bakacağız. Gram altın 1022'den işlem görüyor. Altın cephesindeki son durum böyle. Altındaki son duruma baktık. Devam edelim şimdi de petrole bakacağız. Petrolde düşüş başladı küresel resesyon beklentileriyle. 1120 bandına kadar tırmanan petrolün tekrar dün itibarıyla düşüş seyrine girdiğini söyleyebiliriz. 109 dolardan işlem görüyor şu anda. Ekonomistler düşüş seyrinin devam edebileceği yönünde tahminlerde bulunuyor. Eksi de dedik 109 dolardan işlem görüyor. Dedik %1,92'lik bir azalış olduğunu gözlemliyoruz petrolde. Son olarak da tahvile bakalım. Tahvil cephesinde ise artıda olduğunu görüyoruz tablonun. Tahvil 23,64'ten işlem görüyor. %0,47'lik bir artışla Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanacak dedik. Bugün faiz kararı öncesinde piyasalarda aşağı yukarı bu şekilde diyelim ve devam edelim. Şimdi bugün gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında ama Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yarınsa ihracatçılarla bir araya gelecek ve İstanbul'da yapılacak toplantıda son dönemde reskon kredilerinde yapılan düzenlemelerin değerlendirilmesi bekleniyor diyelim ve devam edelim bunu aktardıktan sonra haberlerimizde. Fed Başkanı Powell, ABD Senatosu'nda merak edilen soruları yanıtladı. Amerikan ekonomisinde resesyon ihtimaline işaret etti Powell ve Fed'in fiyat istikrarını yeniden sağlamak için gerekli adımlar atılacağını belirtti. Son birkaç ayda dünyada yaşananların Fed'in %2'lik enflasyon hedefini gerçekleştirmesini zorlaştırdığını belirtti Powell. Fiyat istikrarını yeniden sağlamak için gerekli adımları atacaklarını vurguladı. Enflasyonun düştüğüne dair ikna edici kanıtlara ihtiyaçlarının olduğunu söyledi. Yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesine izin vermenin ekonomi için resesyondan daha kötü olacağına da dikkat çeken Powell, bu görevde başarısız olamayız ifadelerini kullandı. Powell, artan petrol fiyatlarına ilişkin soruya ise petrol fiyatları konusunda yapabileceğimiz hiçbir şey yok yanıtını verdi. I think it's just too early to say. We have to resist the temptation to speculate. Ve sırada küresel ekonomi ile ilgili haber turumuz var. Küresel düzeyde resesyon tartışmaları ekonomi gündeminin ilk sıralarına çıkarken Avrupa'dan olumsuz sinyaller gelmeye devam ediyor. Almanya, Fransa ve Avro bölgesinde imalat rakamları beklentilerin altında kaldı. Hizmet sektörü de son ayda yavaşlama kaydetti. Uzmanlar üretimde yaşanan düşüşün temel nedeni olarak artan maliyetlere ve enerji fiyatlarına dikkat çekti. Şangay'da Covid-19 salgınını durdurmak için uygulanan kısıtlayıcı tedbirler, Japon otomotiv firmalarının üretim kapasitelerini etkilemeye devam ediyor. Toyota'da salgın tedbirlerinin yol açtığı Çin çıkışlı parçalara yönelik tedarik aksaklıkları nedeniyle üretim durdurma süresini uzattı. Subaru ve Daihatsu firmalarının da parça tedarik sıkıntısı yüzünden bazı faaliyetlerine ara verdiği belirtildi. ABD'li Elon Musk ise Tesla'nın Almanya ve Amerika'daki yeni fabrikalarının Çin'deki pil sıkıntısı ve arz kesintileri nedeniyle milyarlarca dolar kaybettiğini söyledi. Berlin, Austin ve Teksas'taki fabrikaları devasa para fırınları olarak tanımladı. Son haftalarda Musk, firmada işten çıkarmalar konusunda yaptığı açıklamalarla da gündeme gelmişti. Önde gelen kripto şirketlerinden Tether, gelecek ay İngiliz sterline dayalı bir stabil coin çıkaracağını duyurdu. Tether'in açıklaması, İngiltere'nin hızla büyüyen dijital para tipi, stabil coinlerin regülasyonuna yönelik planları durdurmasının ardından geldi. Tether'in ABD dolarına dayalı stabil coin'i şu anda piyasa değeri açısından 3. büyük konumunda. Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatında kesintiye gitmesi nedeniyle pek çok AB üyesi ülke elektrik üretimi için doğal gaz yerine daha fazla kömür kullanımını gündemine almış durumda ve bu konuda her ne kadar tartışmalara yol açsa da Avrupa Birliği şimdilerde kömür ithalatında Rusya'ya alternatif arayışı içinde. Küresel enerji krizi ekonomide yeşil dönüşüme gölge düşürüyor. Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatında kesintiye gitmesi pek çok AB üyesi ülkeyi elektrik üretimi için daha fazla kömür kullanımına yöneltti. Ülkedeki tüm kömür santrallerini 2030'a kadar kapatmayı planlayan Almanya, geçen hafta yaptığı açıklamada gelecek dönemde kömürün daha fazla kullanılması gerektiğini duyurdu. Alman hükümeti elektrik üretiminde kömür kullanımının artırılmasını sağlayacak bir yasayı da mecliste oylamaya sunacağını açıkladı. Avusturya hükümeti ise muhtemel bir enerji krizini önlemek için atıl durumda bulunan bir kömür santralini yeniden kullanıma açacağını duyurdu. Kömür kullanımına yönelik bir başka hamle de Hollanda'dan geldi. Ülkede kömür santrallerinin en fazla %35 kapasitede çalışmasını gerektiren yasaların 2024'e kadar kaldırıldığını açıkladı. Almanya, Avusturya ve Hollanda'dan gelen adımların ardından AB Komisyonu üye ülkelerin fosil yakıtların kullanımının durdurulması için uzun vadeli planlarından vazgeçmemeleri çağrısı yaptı. Rusya'dan kömür ithalatını Ağustos'tan itibaren durdurmaya hazırlanan AB'nin ithalatının büyük çoğunluğu bu ülkeden karşılanıyor. Eurostat verilerine göre 2020'de AB'nin taş kömürü ithalatının %55,6'sı Rusya'dan geldi. Rusya %17,2 ile ABD ve %15,3 ile Avustralya takip etti. Kolombiya, Güney Afrika, Endonezya ve Kanada diğer önemli tedarikçiler arasında yer aldı. Özellikle Almanya ve Polonya'nın Rus termal kömürüne bağımlılıklarının yüksek olduğu biliniyor. Uzmanlar bu nedenle de Avrupa'nın kömür ithalatı konusunda Rusya'ya alternatif arayışında olduğuna dikkat çekiyor. Küresel ekonomiyle ilgili haber turumuzu izledik. Enerji krizi demişken bu arada Avrupa'da enerjide Rusya'ya alternatif ararken Almanya Ulusal Gaz Acil Durum Planı'ndaki risk seviyesini ikinci aşamaya yükseltti. Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck'ten de endişeleri artıracak bir açıklama geldi ve Alman Bakan şimdi hissetmezsek bile bir gaz krizinin ortasındayız ifadelerini kullandı ve enerji kriziyle ilgili önemli bir açıklamayı daha paylaşalım hemen sizinle. Uluslararası Enerji Ajansı'ndan da Rusya'nın bu kış Avrupa'ya gaz tedarikini durdurabileceği uyarısı geldi. Uluslararası Enerji Ajansı Fatih Birol tamamen kapanma olmayacağını ancak her ihtimale karşı önlem alınması gerektiğini belirtti. Aktaralım enerji kriziyle ilgili son durumu aktardık sizlere. Şimdi de devam edelim haberlerimizde ve beyaz eşyaya bakalım. Beyaz eşya satışlarında Mayıs performansı açıklandı. İç satışlarda %6'lık yükseliş var. Bu dönemde sektörün üretimi ve ihracatı ise geriledi. Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği Mayıs ayı verilerini açıkladı. Hemen bakalım o verilere. Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin açıkladığı verilere göre Mayıs ayında iç satışlar %6 arttı ve bu %6 artışla 706.928 oldu. İhracata bakalım. İhracat %6 düştü ve %6'lık düşüşle 1.9 milyon 9 adet olarak gerçekleşmiş oldu. 6 ana üründe beyaz eşya üretimi ise bu dönemde yıllık %9 düşüşle 2.3 milyon adet oldu. Hemen bakalım Ocak-Mayıs döneminde neler olup bitmiş. Ocak-Mayıs dönemine baktığımızda da yine ihracatın %2 arttığını görüyoruz ve ihracattaki bu %2 artışla 10.5 milyon adede yükseliyor. Resesyon endişelerinin arttığı küresel ekonomide özellikle gelecek dönemde işsizlik artışı da en büyük sorunlar arasında gösteriliyor. Uluslararası dev firmaların işten çıkarma planlarını açıkladığı bir dönemde Türkiye'de yapılan araştırma ise şirketlerin istihdamlarını artıracağını ortaya koydu. Küresel ekonomide resesyon endişelerinin güçlenmesi birçok uluslararası şirketi maliyetlerini düşürmeye yönelik adımlar atmaya zorluyor. Örneğin dünyanın en büyük ekonomisi Amerika'da işverenler geçen ay 4404 kişinin işine son verdi. Rakam Ocak-Nisan dönemine göre yaklaşık 9 katlık artışa işaret ediyor. Ancak bu süreçte küresel ekonominin aksine büyüme trendine devam eden Türkiye istihdam konusunda da farklı bir tablo ortaya koyuyor. Yapılan araştırmalarda bunun göstergesi. Uluslararası danışmanlık şirketi Manpower Group tarafından yapılan ankete göre Türkiye'de işverenler 3. çeyrekte güçlü bir işe alım performansına imza atmayı planlıyor. 10 sektörden 9'unda işe alımlarda artış bekleniyor. 1027 işverenin katıldığı ankete göre özellikle imalat sektöründeki işverenlerin istihdam beklentilerinin güçlü olduğu görülüyor. Diğer yandan uçuşların yeniden başlaması nedeniyle otel ve restoran sektörü de güçleniyor. Bu durumun özellikle turizme dayalı küçük işletmeleri olumlu yönde etkilediği belirtiliyor. İşe alım beklentileri en güçlü sektörler 35 puanla toptan ve perakende ticaret olurken ikinci sırada 32 puanla sanayi yer aldı. Hizmetler ise 23 puanla 3. oldu. Uzmanlar mevcut tablonun gelecek döneme yönelik umut verici olduğuna dikkat çekiyor. Bu haberimizle birlikte noktalayalım. Kahve molasını yarın sabah saat 9'da Analiz Sentez'de yeniden buluşalım. O zaman da hoşça kalın.